Merhabalar, ben Osman Türkban. Usta da var, SRT'ye gidiyor başkanım. O da gidiyor. Cezce'ye gidiyor, ben Foyun'a gidiyorum kepik. Dama vurdum bir de pik, damın direği kepik. Kız ben seni alırım le, korkarım çoban öpük. Kız ben seni alırım le, korkarım çoban öpük. Kele meyren meyren meyren, kele meyren meyren meyren. Eller kınalı meyren be, gözler sürmeli meyren. Eller kınalı meyren be, gözler sürmeli meyren. Gaziantep'ten merhabalar. Ben Osman Türkvan. Bundan sonra Köy TV'de sizinle beraber olacağız. Ve mümkün mertebe başta küçükbaş hayvancılık olmak üzere hayvancılığın, tarımın sorunları, özellikle kırsalda, köylerde üreticilerin yaşamış olduğu sorunları size anlatmaya ve onların çözümlerini de sunmaya çalışacağız. Tabii bir televizyon programı olarak yeni başlıyoruz. Eksiklerimiz olabilir. Onları da inşallah zamanla düzelteceğiz. Amacımız burada gerçekten bu işin de içerisinde gelen biri olarak yaklaşık 25 yıl Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatları'nda görev yapmış ve sonraki 4,5 yıl Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanlığı yapmış biri olarak sorunları ve sıkıntıları biliyoruz. Bu sektörün içerisindeki problemleri biliyoruz. Bunları mümkün mertebe başta Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde sizlere ulaştırmaya, iletmeye çalışacağız üreticilerimizle beraber. Kaç program olur, nereye gider sonu onu bilmiyorum ama mümkün mertebe biz üreticinin sorunlarını ve sıkıntılarını anlatıp çözümü de nedir yine üretici kardeşlerimizle beraber onları size iletmeye çalışacağız. İnşallah faydalı bir program olur sektör için ve inşallah üreticilerimizin sıkıntılarını ilgili yerlere duyurmak için biz de burada aracılık yapmış olacağız. İyi seyirler diliyorum şimdi. Güzel bir program olması dileğiyle görüşmek üzere. Dama vurdum bir de pik, damın direği kepik. Dama vurdum bir de pik, damın direği kepik. Kız ben seni alırım le, korkarım çoban öpük. Kız ben seni alırım le, korkarım çoban öpük. Kele meyren meyren meyren, kele meyren meyren meyren. Eller kınalı meyren be, gözler sürmeli meyren. Eller kınalı meyren be, gözler sürmeli meyren. Yanımızda üreticilerimizden Erol Aslan ve babası var. Kendilerine dönelim ve kendilerini tanıyalım öncelikle. Ben Hisar köyünden, Nurdağ'ın Hisar köyünden Cuma Aslan. Cuma abi yaşın kaç? Yaşım 72. 72, 72 yıldır bu köydesin. Evet. Hayvancılıkla mı uğraştın? Devamlı hayvancılıkla uğraştım. Çiftçilik, hayvancılık. Koyun, keçi. Koyun, keçi, evet. Şimdi öncelikle depremle ilgili Cuma abi birkaç soru sormak istiyorum. Buyurun. Sana.
Depremi tabii burada siz de yoğun bir şekilde yaşadınız. Çok, depremde zararınız var mı? Çok zararımız var. Hayvanlarımız öldü, evlerimiz yıkıldı. Bize bakan yok hiç. Tabii evler şu anda hasarlı, evler yıkılacak. Şu anda konteynerde kalıyorsunuz. Konteynerde kalıyoruz, evet. Konteynerler verilmiş, şu anda konteynerde kalıyorsunuz. Evet. Ama bir taraftan yine üretimi de hayvancılığı da devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Ne yaparız? Başka bir kazancımız yok. Çoluk çocuk bundan idare oluyor. Başka herhangi bir gelir yok. Gelir tarım ve hayvancılıkta. Evet, evet. Peki bu ömrünü vermişsin hayvancılığa, bundan memnun musun? Memnunum, oldu bitti memnunum. Oldu bitti memnun, evet. Memnunsun. Evlenirken de imkanların bu kadar iyi miydi yoksa hayvanlarla mı elde ettin? Hayvanlardan, her şeyimi hayvanla geliştirdim. Koyun ve keçiyle koyun, geliştirdim. Koyun, keçi, çocuklarıma verdim, evimi yaptım, evlerimiz yıkıldı gitti ama ne yapalım, elden gelen bir şey yok. Evet, inşallah hepsi tekrar yerine i̇nşallah, gelir. İnşallah. Tekrar çalışacağız, tekrar devleti, üreteceğiz. Devletimizden yardım bekliyor. İnşallah, inşallah. İnşallah. Yanımızda Erol var yine, Cuma abinin oğlu. Erol, seni tanıyalım. Evet, ben de Cuma Arslan'ın oğluyum, Hisar köyünde. Hem küçükbaş hayvan üretimi hem de ticaretini yapıyor küçükbaş hayvanın, koyun keçi üzerine. Bölgemizde de diğer dış illerden de küçükbaş hayvan alıp satma şeyimiz de var. İşte hem üretiyor hem satıyor. Peynirden, işte çiftçilikten burada bir geçim sağlayıp gidiyor. Tabii biz şu anda burada bir taraftan konuşurken de bir tarafta burada ablalarımız, bacılarımız şu anda keçileri sağıyorlar. Burada elle sağım yapılıyor, evet, şu anda. Erol, burada şu an ne kadar keçi var? 120 tane başkanım. 120 tane evet. Keçimiz var. Sağlam keçimiz, evet, sağmal 120, keçimiz. Evet, 120 tane. Evet. Bunların sütünü ne yapıyoruz Erol? Peynir yapıyoruz. Antep peyniri. Antep peyniri yapıyoruz. Evet. Niye elle sağdırıyorsunuz, makineyle sağım yaptırmadınız Erol? Elle makinamız bir tane. Öyle bir sistem de kuramadık. Biz ticaret yaptığımızdan dolayı çok fazla elimizde bazı zaman hayvan da tutmuyor. Evet. Sen aynı zamanda hayvan alıp satıyorsun. Evet, hayvan alıp satıyoruz küçükbaş. Küçükbaş, koyun, keçi, oğlak, kuzu. Evet, oğlak, kuzu. Genelde koyun üzerine. Evet, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Urfa. Çevre iller. Evet, çevre iller, Maraş, Hatay bölgesi, Osmaniye bölgesinden, Adana bölgesinden. Buralardan alsat yapıyor. Alsat yapıyorsun. Evet, başarılı. Şu anda peki hani Antep peyniri yaklaşık olarak ortalama tabii sütün yayılım durumuna göre değişiyor. İşte kuru ot varken daha az miktarla Antep peyniri yapılabiliyor, daha az sütten. Ama yeşil ot varken daha çok sütten peyniri yapılıyor. Ortalama 8 kilogram civarında biz hesaplıyoruz diyelim ki. Şu anda peyniri kaç liradan satıyorsun, Antep peynirini? Peyniri 150 liradan esnafa devrediyoruz direktmen. Sen götürüyorsun. Evet, ben götürüp Antep'te 150 liradan esnafa devrediyorum. Geçen sene kaç paraydı Erol? Geçen sene peynir 100 lira civarıydı. 80 lira 100 liraydı. 80 lira 100 lira civarı. Evet. Ama her şey %100'ün üzerinde arttı. %150, %200 arttı. Yani 150 lira sence bu emeği kurtarıyor mu? Buna değiyor ya, mu? Emeği kurtarmıyor ama hakkı 200 lira ama işte biz de alıp esnafa veriyoruz 150 liraya. Yani kurtarmasa da burada başka çare var mı? Yok. Evet, esnaf da vatandaşa, tüketiciye. Vatandaşa, tüketiciye satıyor. Evet. Biz bakkallara şura bura götürüp 150 liradan devrediyoruz. 140 liradan, 150 liradan, 160 lira. Evler 150 lira. Bakkalları 145 lira, 150 lira bu aradan devrediyor. Bugün götürdüm 145 liraya verdim. Evet. Tabii değerli izleyiciler, yani Antep peyniri yapımı da çok farklı bir peynir. Hani belki şu an başka yerlerde beyaz peynirle veyahut da farklı peynirlerle karıştırılabilir. Burada yaklaşık dediğim gibi kuru otun olduğu dönemlerde özellikle 7-8 litre sütten 1 kilogram Antep peyniri çıkıyor. Ama yeşil otun olduğu dönemlerde 10 litre civarında sütten, keçi sütünden 1 kilogram Antep peyniri çıkıyor. Dolayısıyla ve bu da yapılırken yapım aşamasında iki defa kaynatılıyor. Bir süt kaynatılıyor. Evet. Ondan sonra bir de lor suyunda tekrar, evet, peyniri kaynatıyoruz. Evet. Dolayısıyla yani tamamen yağlı ve yağ içerisinde kalan aroması güzel olan %100. Bir peynir. Yani buna göre bu fiyatı değerlendirin. Yani batıdaki yenilen peynirlere göre kıyasladığımız zaman gerçekten keçi sütünden yapılmış böyle bir peynirin bugün 140-150 liradan satılması yani ucuz bir rakam. Tabii tüketiciye bu, siz zaten esnafa sattığınız için esnaf tüketiciye satıyor. O da üzerine, evet, ayrıca bir para eklemiş oluyor, bir miktar ekliyor. Hani ama üreticiden
üreticiden çıkan rakam 140-150 lira civarında. Hani dolayısıyla bunun, bu emeğin karşılığı aslında bu değil. Erol'un da söylediği gibi bunun en azından 200 lira civarında bir rakamda olması lazım. Evet, ablolarımız şu anda zaten orada sağıyor. Gerçekten binbir emekle hazırlanıyor. Binbir Erol, hayvanlar sabah erken dağa mı gidiyor, gece dağda mı kalıyor? Saat 5'te gidiyor. Hayvanlar 5'te otlatmaya gidiyor. Saat 11'de geliyor. 10'da geliyor, 11'de geliyor. Güne bağlı. Saat 3'te de gidip akşam 8-9'da geliyor. 8-9'da geliyor. Evet, tabii 10'da geldikten sonra 10.30-11 gibi bu saatler civarında ablalarımız hayvanları, evet, sağmaya başlıyor. Yaklaşık herhalde 1 saatte falan bitiyor mu? 1 saatte sağıyorlar. Keçi koyun 1 saatte sağılıyor. Keçi koyun 1 saatte. Şu an 5 tane ablamız burada. 5 kardeşim burada. Hepimiz de işi bir. 5 kardeşsiniz. Evet, 5 kardeşiz. Hepiniz hep beraber hayvanlara bakıyorsunuz. Hep beraber hem hayvancılık hem çiftçilik yapıyor. Hem hayvancılık hem çiftçilik. 5 evet, kardeş ayrılmamış. Tek yumruk. Yok, bir şekilde. Tek yumruk çalışıyoruz da. Biraz da aslında belki ayakta durmanın sebebi, bu işi devam ettirebilmenizin sebebi birlik. Birlik değil tabii mi? Tabii, birlik başkanım. Yani çünkü evet, ben büyük bir hayvan ticareti yapıyorum. Antep yöresinde herkes de bilir bizi. %80'i tanır hayvancılık yapanın. Burada canlı hayvan ticareti bayağı krediyle alanlara ve de buradan bütün esnafa her türlü hayvan satıyor. O yüzden burada yeri geliyor 500-600 tane koyun oluyor. Yeri geliyor 300-400 tane geç oluyor. Alıp satıyoruz. İhtiyacı olanlara. Peki Erol, sen hayvan alıp satan birisi. Mesela özellikle 2022 yılının sonuna kadar hayvan para etmedi. Şu etmedi. An şu gördüğümüz keçiler 1000 lira civarında. Evet, ben sene vadiye koyun, evet, başkanım 2300 liraya verdim. Şu anda boş koyunu 3500 liradan. Bir yıl lira vadeye, geçen sene bir yıl vadeye daha, evet, belki de parasını almadım. Almadım. 11. ayda alacağım. 2300 liradan, evet, verdin. Bu sene 11. ayda onun parasını alacağım. 11. ayda. Şu an o koyun olsa kaç para? Boş koyun, kuzusuz koyun şu anda 3,5-4 lira. 3500-4000 lira. Yani 3000 lirayla 4000 lira arası. 4000 lira. Evet. Tabii hani bu Gaziantep bölgesinde, bu bölgede, farklı bölgelerde. Peki şu anda dolaşıyorsun yine çevre köylere, evet, çevre bütün illere, gidiyorum. Çevre illerin hepsine gidiyorum. Sana göre üretim azalıyor mu? Küçükbaş hayvancılık üretimi artıyor mu? Yoksa yerinde mi sayıyor? Özellikle 1/4'e düştü. Yani şu son 5 yılda 1/4'e düştü. O kadar azaldı mı? Çok azaldı. Yani vatandaş... Yani vatandaş, gençler bizim bu bölgede hep İngiltere'ye, yani yabancı ülkelere heves ediyorlar. Hep dışarı kaçıyorlar. Sen dedim benim oğlan da mı gitmeyi düşünüyor? Benim oğlan da niyetleniyor burada. Pasaportunu çıkartmış, biraz ben dayanamıyorum, gönderemiyorum yani. O da mı yurt dışına gitmek? O da değil de ben gideceğim diye. Ya evet, maalesef tabii üreten insanlar emeğinin karşılığını bugüne almadı. Kadar kimse emeğini alamadı. Bugün de hayvan güzel oldu. Evet. Hayvan yok piyasada. Yani 12. ayda şu 1000 liraydı. Şu anda, evet, 4000 lira, 5000 lira civarında. Ben bu keçini yeni aldım. Bir hafta önce aldım. 3800 liraya. Evet. Tabii sen kârcısın. Sen, evet, kârcıyım yani tabii. Benden alan gelse ben şu anda bu keçi 4000 liradan 4500 liradan aşağı veremem. 4500 liradan evet, aşağı, veremem aşağı vermezsin. 6 ay önce, 5 ay önce ama bu 1000 lira civarındaydı. 1500 liraydı keçi, 1000 liraydı. Evet. Bir yıl evvel 1000 liraydı. Tabii hayvan para etmiyordu. Peki şöyle de bir şey var. Bu sene özellikle son 3-4 aydır çok şükür yağışlar iyi oldu. İyi oldu. Yağışların maşallah. Yağışların iyi olmasıyla beraber de dağlarda, yaylım alanlarında yeşillik, ot, hayvanların yayılacağı alanlarda. Tabii onun çok etkisi var. Hayvanı par etmesine, evet, otun da etkisi var. Mesela dağda ot olmasa hayvanı kimse almaz. Yani dolayısıyla şu an bu sene özellikle şu dönemde şu an hayvanlar karınlarını dağda, evet, beleşe doyurmuş oluyorlar. Dolayısıyla üreticiye bir maliyeti olmadığı için hayvanın biraz daha herkes hayvan almak istiyor. Hayvan almak istiyor, evet, ama yem pahalı olmuş olsaydı, bu hayvanlar şu an yemle karnını doyurmuş olsaydı kurtarmaz. Kurtarmazdı. Kesin. Kimse hayvan da almazdı o zaman. Yani. Evet. Yani o zaman biraz da özellikle şu anda fiyatlarının artması, biraz yeni yeni taleplerin olması, özellikle de dağda yaylımın biraz daha otun bol olması, bol olmasından, meralarda dolayı otun bol olmasından, evet, vatandaş biraz heves etti. Şimdi sence bizim üretimi arttırmamız için veyahut da sizin önünüzde yaşadığınız hangi sorunlar var? Yani hangi sorunları çözülürse... köylere biraz daha imkan tanımaları. Köylerin mesela burası bir deprem bölgesi, afat bölgesi. Buraları geri canlandırılması, hayvanı olmayanlara hayvan verilmesi. İşte vatandaşa biraz kolaylıklar tanırlarsa gençler burada kalır, belki hayvancılığa devam ederler.
ve bu sigortayla ilgili gençler sigortası olmadığı için bazıları her birçoğu köyden mesela fabrikalara gittiler. Burada biraz imkanlar verilmesi lazım. Köylüye de biraz imkan verilmesi lazım. Hayvancılığa daha geniş bakılmalı yani. O yurt dışına gitmek isteyen kimdi? Ökkeş. Nerede o? Gel Ökkeş bize. Hele gel Ökkeş gel. Şimdi oğlum 20 yaşadı, hiçbir gün daha bir sigortası yok, bir şeysi yok. İşte bu yüzden gençler durmak istemiyor. Tamam. Mesela ben... Şimdi bura dedin deprem bölgesi. Mesela yan tarafta sizin ev hasarlı. Evet. Camlarını falan da bir kısmını sökmüşsünüz. Yıkılacak, evimiz yıkılacak. Çatıyı şöyle babanın yan tarafına gel geç. Oğlum. Şimdi çatıyı falan da sökmüşsünüz. Evet, burada tabii sökülecek. Köyde vefat var mıydı depremden dolayı? Bir kişi öldü. 35-40 tane kadar da Nurdağ'ından geldi buraya cenaze. 35-40 daha zaten evet. Nurdağ'ından kaç geldi. Kilometre buraya? 13 kilometre. 13 kilometre. Burası Nurdağ ilçesine bağlı olduğu için köyde buralı olup da Nurdağ'ında evet, yaşayanlar vardı. Yaşayanlar tabii vardı. Orada yıkım daha fazlaydı. Daha fazlaydı. Dolayısıyla burası bir katlı iki katlı olduğundan yıkım çok oldu ama ölüm bir kişi öldü. Herkes kaçtı dışarı. Kaç ev yıkıldı tahminince ev ahır? 20-30 tane yıkıldı. 20-30 tane. Yerle bir oldu. Şöyle Emrah diye bir kardeşimiz vardı orada. Evet onun da altında keçileri kaldı. Bizimki de bu içeri düşen 10-15 keçimiz öldü. 20 keçimiz evet, öldü. Evet ben o dönemde de gelmiştim. Evet, deprem döneminde de keçiler şeyin altındaydı. Şimdi tabii yanımıza Erol abinin oğlu Ökkeş evet. geldi. Ökkeş pasaportunu çıkartmış yurt dışına gitmek istiyor. Onun için evet. uğraşıyor. Onun için babasını zorluyor. Ökkeş çok şükür babanın yani bu bölgedeki insanlara göre hali vakti yerinde. Çok şükür hayvanınız da var. Tabii kalabalık da bir aile amcalarla beraber hep birlikte yapılıyor bu işi. Yani niye şu köyde kalıp da kendi hayvanına bakmayıp da babanın işini devam ettirmeyip de yurt dışına gitmeyi düşünüyorsun? Üretim olanaklarının yetersiz geldiğini ve yeterli desteklerde bulunulmadığını, yani üretimi burada yapıp da geri elimize kalan maliyetleri de beraber çıkardığımız zaman elimize bir pay kalmadığı için yurt dışına gidip orada yani adam bizim burada çalışanların aylık askeri ücretini bir haftada alan bir kişi. Yani oraya gidip de çırak olan bir kişi. Biz burada çalışıyoruz ay olarak. Elimize geçen 8500 lira. Ha, bunda yani hep masraflar çoğaldı. Alım gücümüz kalmadığı için olanaklar yetersiz yani. Mecbur yurt dışına gitme kararı aldım. Yurt dışına gitmeye evet. çalışıyorum. Yani hayvancılık yapmak için meraların açılması, hayvancıya biraz daha üretim desteğinin verilmesi veyahut da yeterli çalışma alanlarının yapılmasını arz ediyoruz. Şimdi tabii hani burada yurt dışına gidiyoruz dediğimiz zaman da ya öyle pasaportumuzu aldık biz yurt dışına da gidemiyoruz. Yurt dışına burada nasıl gideceksin? Kaçak yollarla mı gideceksin? Aynen. Şebekeye var bu işi yapan. Aynen. Öyle aynen. mi? Aynen. Aynen, öyle. Onlara para vereceksin. Evet. Öyle mi? Ne kadar yaklaşık bir paradan bahsediliyor? 350-400 bin lira. 350, 15-20 bin dolar, euro. 10-12 bin sterlin arasında. 10-12 bin sterlin. Burada 350 bin lira falan yapıyoruz burada. 350 bin lira civarında. Evet. Ökeş biraz kameraya taraf dönersen. Yani burada yaş kaçtı Ökeş? 20. 20 yaşında. Evet. Evlilik, nişanlık var mı bunun? Hayır. Yok. Şimdi yani buradaki şartlar dediğin şekilde olursa kalır mısın? Kalmayı aklından geçiririm. Kalmayı aklından geçirirsin. Evet. Deprem burayı 4 ay oldu. Deprem burayı yıktı. Daha herhangi hiçbir işlem yok. Gençler burada bakıyor, sağına bakıyor, soluna bakıyor. Bu köy tarihi bir köydür yani. Bugün Nurdağ yokken burası var Hisar Köyü. Ama şu anda Hisar Köyü diye bir yer kalmadı. Herkes buradan gitmek istiyor yani. Bir şekilde gitmek istiyor. Evet. Adamın hiçbir umudu kalmadı. Bir evi vardı, ahır vardı, yıkıldı. İneği vardı, koyunu vardı, keçisi vardı. Herkes ufak tefek işini yapıyordu. Ama şu anda insanların burada bir umut yok yani. Yani dediğin gibi insanlar bir şekilde sistemlerini kurmuşlardı. Kimisi tabii büyük, canım. Kimisi küçük, kimisi orta hali bir şekilde çarklarını döndürüyorlardı. Evlerimiz dört dörtlük teşekküllü bir ev değildi ama ufaktı. Yüzer metrekare, dört daire, burada dört daire şeklinde getirmiştik. Bize yetiyordu. Ama şu anda konteynerde ne kadar hayat güzel olabilir ki? Ki birçok insan halen çadırda. Çok şükür siz konteyneri... Allah devletimize zavallık vermesin. Şükür gene bize birer konteyner gönderdi ama olmuyor yani. Bu şekil yaşam biraz zor. Tabii yani zor. Aile de biraz kalabalık olunca... Aile kalabalık. Hayvancılık da olunca... Hayvan mesela bunun kışı var. Evet. Yazın nasıl olsa bir türlü
şeyini sağlarsın, giderini sağlarsın ama şu anda kışın ne yapacaksın yani? Ki deprem olduğu sıra zaten kar yerdeydi, çok soğuktu, vallahi çok yağışlandı. Yediğimiz ayazı biz bilirik. Siz bilirsiniz değil mi? Evet, biz bilirik. -7 derecede dışarıda o anda çadırlar yoktu. 3-4 gün kimse ulaşamadı. Allah devlete zavallık vermesin. Yani millete, vatandaştan da Allah razı olsun yani. İlk günler evet, vatandaşlardan çok yardım oldu. Türkiye gerçekten tek yumruk oldu. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum o konuda. Evet. Devletimiz de sağ olsun. Helikopterle getirdi, çadır attı. 7-8-10 tane bir tanesini biz aldık. İyi kötü idare ettik yani. İlk günler öyleydi. Evet, ilk günler acı, 15 gün acı bir zulüm yaşadık. Çok zor şartlarda. Burada bir araba garajımız vardı. Çadır kurduk. 40 kişi o çadırın içinde kaldık. 3 tane soba kurduk. Evet. Bunu bulamayanlar da oldu yani. Tabii burada hani o depremi 11 tane ilde her ne kadar yaşandıysa özellikle Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'in Nurdağ ve Islahiye bölgesi çok daha ağır bir şekilde. Bu bölgede ben hepsini gezdim. Bu deprem olan yerlerin tamamına gittim yani. Çünkü ticaret yaptığımdan hemen hemen hepsine gittim. Tabii burada depremde milyonlarca insan etkilendi ama burada hayvancılıkla uğraşan insanlar biraz daha zor şartlarda. Çünkü niye? Hem kendi yaşamlarını devam ettirmek zorundalardı, kendi ihtiyaçlarını karşılamak zorundalardı. Hem de yine yan tarafta baktıkları canları, yani hayvanlarını, koyunlarını, keçilerini, ineklerini, bunlara da bakmak zorundalardı. Dolayısıyla ahırlar yıkılmıştı, yemler enkazların altında kalmıştı. O yüzden yani bu insanlar bir taraftan kendi başlarının çaresine bakmak için kendileri bir yerlere kendilerini korumaya almak zorundayken aynı zamanda hayvanlarına da bakmak, onları da korunaklı bir yere almak zorundalardı. Dolayısıyla sıkıntıyı çok daha fazla hayvancılık yapan işletmeler çok daha zor şartlarda. Çok zorlar. Ben mesela o anda elimde 200 keçim vardı, 100 tane koyun vardı. Koyunu hemen yükledim Urfa'da, sağ olsun dostlarımız var orada pazarda sattılar. Keçiyi de hemen, o keçiyi damızlık için bırakmıştım, 200 tane seçme keçi. Onu da hemen bir Şırnaklı bir arkadaşımız geldi, tuttum ona sattım. Mesela 2800 lira o zaman 3-3-2-2 doğuran keçilerimiz çok güçlüydü. Hemen sattık, durduramadık. Şimdi oğlaksız keçiyi aldık 2800 liraya. Oğlaksız keçiyi 2800'e aldın, evet. O zaman sen... Oğlaklı keçiyi ben altında olayla beraber 2800 liraya verdim. Ama kendi canının derdine düşmüşsün. Mal gözümüzde kalmadı ki. Yaşam gözümüzde kalmadı. Konu komşumuzda cenazeler var. Nurdağ'a gidiyor, Sakçagözü'ne gidiyor. Atrafımızda hep cenazeler var. İnsanların o an umudu çok kırıktı. Ama şu anda gene bin şükür olsun. Allah devletimize zavallık vermesin. İyi kötü bir geçim yapmaya çalışıyor. Tekrar toparlanmaya, toparlanmaya çalışıyor. Evet, tekrar toparlanmaya çalışıyoruz. İnşallah toparlanacağız. İnşallah. Tabii bu bir süreç yani, kolay değil. Yani geniş bir alan. Hiç kimse kimseye mana bulmasın. Alan geniş olduğundan tabii biraz da sıkıntı büyük. Evet. Tabii Erol, şimdi bir de özellikle Mehmet mi gidiyordu? Neydi ismi? Erdal. Erdal mı yaylama? Evet, Erdal gidiyordu. Erdal gidiyordu. Erdal gelebilecek mi bir buraya? Gel. Şimdi şey tutsun, Ökeş tutsun. Şimdi tabii burada genelde köyün etrafına baktığımız zaman biraz daha böyle tarlalar meyve bahçelerine, zeytin fıstık tarlalarına dönmeye başlamış. O yüzden evet, yani burada, bir anda bir böyle açık alan da bulmak artık kolay değil. O orman, bahçeye... ormanımız var, dağda orman var. Keçi idare ediyor, koyunda bir iki tane şuralarda boşluk alanlar var. Buralarda idare ediyor. Kışın bizim burada biraz hayvancılık zor. Erdal'a bir versene mikrofonu. Erdal yaş kaç? Yaş 40 başkanım. Yaş 40, evliyiz. Evet. Evet başkanım. Kaç çocuk var? Elim öper iki tane başkanım. Allah bağışlasın. Erdal kaç yaşından beri çobanlık yapıyorsun? 15 yaşından beri yapıyorum başkanım. 25-26 senedir evet hayvanlara başkanım. Sen gidiyorsun. Evet başkanım. Bu 25-26 sene içerisinde başka hiçbir iş yaptın mı? Yok başkanım. Senin işin hep hayvana mı bakıyor? Hayvan, evet başkanım. Çobanlık, bu ailede çobanlık, hayvanı evet. Daha abim götürmek var, senin. Abim de var, Mamarsan da var. Esteret ol gidiyor başkanım. O da yeni gidiyor. Keçiye gidiyor, ben koyuna gideyim başkanım. Evet. Peki Erdal şunu soracağım. Diyelim ki 25-26 sene önce sen hayvanı diyelim ki burada bıraktığın zaman, yani ya şu fıstık tarlası, şu zeytin tarlası böyle bir şey var mıydı o zaman? Yok, önce yoktu. Hep başkanım. Yazı mıydı? Evet başkanım. Geniş arazimiz. Önce zeytin ekildi, fıstık ekildi. Yani zeytin, yerimiz daraldı. Eseret zeytin ekildi.
ağırlıklı bu evet. bölge zeytin, meyve evet. bahçelerine evet, döndü, aslında. Zeytin bahçelerine döndü. Evet. Dolayısıyla o zeytin bahçesi olan yerlerde sizin yayılım alanlarınızı daraldı başkanım. Daraldı. Evet. Peki Erdal, mesela 25 sene önce bu köyde kaç kişi küçükbaş hayvancılık yapıyordu veyahut da? 15 sürümüz vardı başkanım genelde. 15 sürünüz, evet. her sürü yaklaşık kaç hayvandı? 100-150, en azı 100'dü başkanım. 100-150 evet. civarında ortalama. Evet, evet başkanım. Ve şu anda kaç tane sürü var? 2 sürü başkanım. Kaç? 2 sürü. Emrah Küçük. Emrah Küçük. Bir de siz mi kaldınız? Evet, başka da kimse yok başkanım. Hayvancılık yapan kaldı. Kalmadı başkanım. Erdal, sigortan var mı? Yok başkanım. 26 senedir küçükbaş hayvancılığı yapıyorsun ve evet. sen sabah kaçta gidiyorsun daha? Saat 5'te gidiyorum başkanım. Sabah 5'te gidiyorsun. Evet. Akşam kaçta dönüyorsun? Akşam saat 9.30-10 arası geliyorum başkanım. 9.30-10 arası. Evet. Tabii yazın günü 9.30-10 arası. Evet. Kışın daha erken geliyorsun. Erken, evet. 25-26 senedir bizzat çobanlığı sen yapıyorsun. Yaş 40 ama bizim sigortamız yok. Yok başkanım. Hiçbir şey evet. yok. Şimdi çobanların zaten en büyük problemlerinden bir tanesi işte sigortalarının olmaması. İşte yengem de herhalde şu anda keçileri sağanlardan evet. biri de yengem. Evet. Yani özellikle iki tane Allah bağışlasın çocuğumuz var. Bunlar muhakkak hastalanıyorlar. Allah göstermesin. Evet. Ama herhangi bir sosyal güvenceleri yok. Özellikle zaten çobanların önlerindeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi, dile getirdikleri sıkıntılardan bir tanesi sigorta problemi. Bugün bir ömrünü vermiş, 26 senesini vermiş ama halen bir gün dahi sigortasının olmadığını belirtiyor Erdal kardeşimiz. Oysa biz bunları çözebilirsek, biraz önce Ökkeş'le işte yurt dışına gideceğim dedi, sigortamız yok dedi. Yani yarına dair bir güvencemiz yok dedi. Bir ömür verdiği halde maalesef bunun karşılığını alamamışız Erdal, öyle mi? Evet başkanım. Yani o yüzden özellikle çobanların bu anlamda bu işi devam ettirebilmeleri için sigortalarının olması lazım değil mi? Evet başkanım. Sigortalar olursa bayanlar da rahat eder. Çocuklar da rahat eder. Her zaman genç kalamayacaksın. Evet. Genç kalamayacağım bir muhakkak. Yani belirli bir yaştan sonra hayvan da güdemezsin. Evet. Mesela babam. Babam mesela bugün 73 yaşında. Emekli yok. Emekli biz yok. Tabii ki dar gelirli insanlardık. Bugüne kadar yatıramadık. Bir sigortamız, bağkurumuz olmadı. Evet. Ama şu anda gençlerin olsa, bizlerin olsa bu iş, mesela gençlere birçok yerde kız vermiyorlar da var ya diye. Sigortası yok, bir şeysi yok diye. Adam evet. ne yapıyor? Mecbur malını satıp gidip fabrikada işçilik yapıyor. Orayı daha şey görüyor. Erol, şeyden devletin vermiş olduğu çoban desteği var. Ondan faydalanıyor mu? Faydalanıyorsunuz mu? Faydalanmıyoruz ondan. Faydalanmıyorsunuz. Hayır. Yani burada gördüğüm kadarıyla her daim sizde 250-300 tane küçükbaş hayvan var. En az olduğu zamanlar 200-300 tane. En az olduğu zamanlar evet. ve dolayısıyla siz de yıllardır da bu işi yapıyorsunuz. Evet, yani niye mesela bir iki kardeşin o çobanlık desteğinden mesela şu anda yılda 12 bin, hani belki sigortanın tamamını karşılamıyor, üçte birini karşılıyor ama yani bundan faydalansanız. Onun kursuna falan çağırdınız bir zaman, bizim de öyle bir zamanımız olmadığı için yetişemedik. 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 Bazı şeylere de yetişemiyor yani. Aynen. Evet. Yani zor bir süreç. Allah herkese yardım etsin. Amin. Hayvancıya da biraz hak tanımaları lazım artık. Gençlere biraz önünü açmaları lazım yani. Evet. Kimse hayvancılık yapmaz oldu. Biz parayla şu anda hayvan bulamıyoruz sayıyorum. Yani. Kepik dama vurdum bir de pik damın direği kepik kız ben seni abla kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. O tarafa bakarsak abla abla günde kaç tane böyle keçi sağıyorsun, keçi koyuyorsun?
200 keçi sağıyoruz. 200 de koyun. 200 keçi, 200 tane koyun sağıyoruz. Evet. Şimdi Erol'a da sordum. Dedim ki niye makineyle sağmıyorsunuz? Makine olsa sizin işiniz kolaylaşır mı? Tabii, daha kolay olacak. Kollarımız ağrımaz en azından. Kollarını ağrımaz. Yani Erol, senin bunu çözmen lazım. Evet, ablalarımın da en azından vakitleri, çünkü onlar rahat ederse bu işin içerisinde, bu işin zorluğunu erkeklerden çok onlar çekiyor. Onlar özellikle biraz daha rahat ederlerse bu işi devam ettirirler. Sütü sağdıktan sonra ne yapıyorsun abla? Peynir yapıyoruz. Götürüyorsun, önce kaynatıyor, süzüyorsun. Evet, ondan sonra mayalayıp süzeye koyuyoruz. Ondan sonra baskısını aldıktan sonra kesip kaynar suyun üzerine döküyoruz. Soğuduktan sonra da tekrar sıkıp tepside soğutup poşetleyip dolaplara koyuyoruz. Kendi suyunda kaynatıyorsun, evet, değil mi? Evet, kendi suyuyla. Lor suyunda. Evet, lorunu alıyoruz. Evet. Suyunu da peynirin üzerine döküyoruz başkanım. Suyunu da peynirin üzerine, evet, döküyorsunuz. Sıkma mı yapıyorsunuz? Evet, sıkma yapıyoruz. Elinizle? Onu da elle sıkıyoruz, evet. Hepsini tek tek, evet, sıkıyorsunuz. Şu anda sabah çapadan geldik, tekrar da davara girdik. Sabah kaçta kalktın abla? Beşte. Beşte kalktın. Ne yaptın beşte kalktın? Beşte kalktım, eşim peyniri götürecekti. Peyniri poşetledim. Dünkü peyniri, önceki günlerdeki, evet, peyniri götürecekti. İki gün önceki peyniri götürecekti. Peyniri geceden ıslıyor. Evet. Saraldığı için. Hı hı. Ondan sonra sabah da poşetleyip eşim Antep'e götürüp satıyor. Onu Antep'e gönderdin. Sen ne, evet, yapmaya devam ettin? Ben de traktöre bindim. Tarlaya çapaya kahvaltı gittim. Kahvaltı falan? Yok, kahvaltıyı şu anda geldikten sonra yaptım. Traktöre bindin, çapaya gittin. Evet. Ne çapaladın? Bahçede karpuz. Bahçede karpuzu çapaladın, sonra buraya geldin. Sonra buraya geldim, kahvaltımı yaptım. Şu anda da davarı sağıyorum. Kahvaltıyı yaptın, davarı sağıyorsun. Bundan sonra, evet, ne yapacaksın sağlamasın? Bundan sonra da peynir yapacağız. Peynir işimiz erken biterse tekrardan tarlaya gidip tekrar çapa yapacağız. Peynir kaçta biter abla? Peynir 3 gibi bitiyor. Saat 3 gibi bitiyor. Evet. Bundan sonra tekrar tarlaya gideceksin. Evet. Tekrar ondan sonra da gelip akşam yemeğini yapıp. Saat 9.10 yani. Evet. Gerçekten yani abla, Allah sizden razı olsun. Gerçekten bu ülkede, özellikle kırsalda yaşayan bayanların gerçekten hakkı ödenmez. Aynen. Yani bizim hep söylediğimiz bir şey var. Nasırlı eller dediğimiz, alın teri dediğimiz. Gerçekten bunlar onun örneği. Yani bu ülkede çok zor şartlarda, kırsalda özellikle bayanlar üretim yapıyor, üretim yapmaya çalışıyorlar. Ve özellikle hayvancılık yapan işletmelerde bunu gerçekten... şu an sen anlatıyorsun. Ben bizzat zaten biliyorum ama en azından ekranı başında yarın bizi izleyecek olan insanlar da sizin hangi şartlarda bu üretimi yapmaya çalıştığınızı yani, bilsinler. Yani sofralarına bir gıda gidiyor, bir peynir gidiyor ama... Ne zorluklarla gidiyor. Değil mi? Evet. Çalışıyoruz ama bir sigortamız yok. Bir güvencemiz yok. Yaş kaç abla? Yaş 46. Kaç çocuk var? 5 çocuk. Allah bağışlasın. Cümlemizkini. Sigorta yok. Yok. Kaç yaşında evlendin abla? 20. 20 yaşında evlendin. Bu köylü müydün? Bu köylüydüm, evet. Bu köylüydün. 20 yaşında evlendin. 26, evet, yıllık evlisin. Evet. 5 tane çocuğumuz var. Allah bağışlasın. 5 tane bu işin içerisinde. Ben tabii biraz bölgeyi de bildiğim için, yani bu aslında sizin yaptığınız bu iş hemen hemen yılın 365 günü neredeyse böyle yani. Aynen öyle. Yazlı kışlı biz böyleyiz. Sadece kışın süt sağmıyoruz. Sadece kışın süt yok ama, aynen, onun dışında yine farklı, evet, işler var. Yani kışın da zeytine gidiyoruz. Evet. Davar sağım olmadığı için. Peki biraz önce Ökkeş dedi ki ben yurt dışına gitmeyi düşünüyorum abla. Ne diyorsun oğlum mesela yurt dışına gitmeyi? Ben dayanamam. Sen dayanamazsın. Gurbet zor. Gurbet. Kızlarımı gelin ettim, dayanamıyorum. Kızlarını gelin ettin, dayanamıyorsun. Onlar mutlu mesut abla. Şimdi gittikleri yerlerde yeter ki mutlu mesut olsunlar. Birini kilise vermiştin herhalde. Evet. Öbürü? Antep'te. Öbürü Antep'te. Allah mutlu mesut etsin. Yani sen nasıl evlendiysen, geldiysen, onlar da yeter ki yuvalarında mutlu olsunlar, aynen, huzurlu olsunlar. Tabii kolay değil ayrılık. O zaman biz de Ökkeş'i bırakmamamız lazım. Yok, ben dayanamam. Sen dayanamazsın. Ökkeş nerede? Ökkeş herhalde burada şu an etrafta görünmüyor. Yani dolayısıyla gerçekten bu zor şartlarda bu üretimi yapan insanlara
bu ülkenin çok şey, çok borcu var. Belki farkında değiliz. Sofralarımıza gelen peyniri, tarımsal ve hayvansal ürünleri bazen birçoğumuz belki beğenmiyoruz. Ama biraz önce de söylemeye çalıştık. Ablam işte anlattı, sabah 5'te kalkıyor, akşam 9'a kadar neredeyse hiç durmadan çalışıyor ve yılın 365 günü belki bir parça ekmek yiyorlar ama nasıl yediklerini gerçekten onlar en iyi biliyorlar. Aynen. Onlar yaşıyorlar yani. Bu zorluklarla çocuklarımı yetiştirip de geri de gurbete yollarsam bir anlamı yok. Bir anlamı yok değil mi? Yani ben bir hayat yaşamadım diyorsun. En azından aynen, çocuklarım gitmesin diyorsun. Yok, gitmesin. Bizi de duygulandırdın abla. Allah razı olsun senden. Cevretme aziz sultanım, bu kadar cevretme benim sultanım. Yan olur insafa gel bazı bazı, halime rahmeyle ruhi revanım. Bende ne keremler kıl bazı bazı, kıl bazı bazı. Şimdi tabii arkamızda şu an Gaziantep ve Güneydoğu bölgesinde olan İvesi koyunlarımız var. Şu an ablalarımız İvesi koyunlarını sağıyorlar. Biraz önce keçileri sağmışlardı. Şimdi İvesi koyunları sağıyorlar. Erol, bu bölgede niye İvesi koyunu tutuluyor? Yani niye insanlar bölgede İvesi koyunu biraz daha pahalıya alıyor? Diğer koyunlar bizim bölgemizde çok tutulmuyor. Başkanım, İvesi koyun hem süt ırkı hem yayılırken bütün iklim şartlarına her türlü dayanıyor. Soğuğa, sıcağa daha dayanıklı bir hayvan. Evet. Mesela bura Tokat'tan benim yanıma gelen arkadaşlarımız oldu. Koyun sattık. Denizli'den gelen arkadaşlarımız oldu. Buradan koyun sattık. İveysi koyun başka bir koyundur. Kayseri'den gelen oldu. Bütün bölgede İveysi koyun hem ette hem sütte. Evet, kombine bir ırk. Evet, İveysi yani ırkı. Bir numara markadır. Kimse İveysi koyunun üstüne koyun söyleyemez. Evet. Yani. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak bir bölge, evet, olduğu için İveysi ırkı koyunlarımız sıcağa çok dayanıklı bir koyun. Evet, tabii bunun literatürdeki ismi İvesi ama bölgemizde Gaziantep bölgesinde Hallik. Hallik, sarıbaş koyun. Evet, Hallik veyahut da sarıbaş. Arap koyun diye geçer. Evet. Gaziantep, Şanlıurfa başta olmak üzere, evet, Kahramanmaraş'ın bir kısmında, Kilis bölgesinde, Hatay'ın da bir kısmında özellikle, evet, İvesi ırkı, Hallik dediğimiz koyunları bunlar tutuluyor. Evet, bulmak mümkün. Ortalama bir kuzu elde ediyoruz. Evet. İyi bakım beslenme olursa 100 koyundan 100-110 civarında kuzu vallahi alınabiliyor. %30 ekiz oranı iyi bakılırsa tabii ki. İyi bakılırsa. Ürkütmemeye, gece yayılımına daha çok merak edilirse bu koyunun genel ekiz doğurur. Evet. Ekiz oranı çok. Bir de eti çabuk toparlıyor. Hemen mesela bir karaaş dediğimiz, ak karaman dediğimiz hayvan 4 ayda besleye gelir. Bu hayvan 70 günde besleye hemen kurtarır. 70 günde. Yani 70-80 günde full etlenir. İyi, evet, bakan olursa. Evet. Bakımdan bakıma tabi her şey değişir. Evet. Erol, tabi sen hem kardeşlerinle beraber, aileyle beraber hem koyun keçi üretimi yapıyorsun, evet, hem de alıp satıyorsun. Al sat yapıyoruz. Şu anda arkamızda görmüş olduğumuz koyunların kuzusuz fiyatı yaklaşık olarak kaç para? Şu anda 3 bin lirayla 4 bin lira arasında.
3000 lirayla bizim Gaziantep bölgesinde damızlık dişi koyun 3000 lirayla 4000 lira arasında. Bu fiyatlara satılıyor. Biraz önce de söyledik. 5-6 ay önce bu fiyatlar 1000 lira civarında mıydı? 1300 liraydı. 1250 liraydı. 1200-1300 liraydı. Evet, bir yıl evvel yani giden sene bu zaman koyun 1250 liraya alıyordu. 11-12. Aya kadar da hatta böyleydi. Evet, öyleydi hemen. Evet, hatta 2022 yılında gerçekten küçükbaş hayvancılık o kadar kötü bir durumdaydı ki yani insanlar gezirdi. Yeter ki bu hayvan bir an önce kapımdan gitsin de ben bunun yeminden kurtulayım diye biraz önce de söyledim. Evet. Bir yıl borca verdin değil mi? 2350 liraya, 2500 liraya sene vadiye yani. Bir sene vadeyle. Bir sene vadiye sattık. Parasını daha almadın. Almadım, hayır. Evet. Yani dolayısıyla o kadar kötü bir süreçten geçti küçükbaş hayvancılık. Evet. Gerçekten özellikle 2021 yılının son 6 ayı ve 2022 yılında küçükbaş hayvancılık Türkiye'de yani artık işin içerisinde üreticiler ya bir an önce elimden gitsin, bir an önce şu hayvan gözümün önünde durmasın diye feryat figan ediyorlardı. Çünkü verdikleri yemin karşılığını dahi alamıyorlardı. Yem pahalı, hayvan ucuz, her gün zarar ve insanlar sektörden çıkmaya çalıştı. Damızlık hayvanlarını kestirdiler. Ve şu anda etin de aslında belki bugün 300-400 liralara çıkmasının nedeni üretimin azalması. Resmi rakamları mesela size söyleyeyim. Gaziantep'te 2022 yılında Tarım Bakanlığı'ndan destekleme alan damızlık koyun ve keçi sayımız 338 bin civarındayken 2023 yılında yaklaşık 278 bin civarında. Yani 60 bin tane 2022 yılında damızlık koyun ve keçi sadece Gaziantep'te bu resmi rakamlar, kesin rakamlar 60 bin tane civarında damızlık koyun ve keçimiz kesime gitti. Bu da yaklaşık Gaziantep'teki damızlık anaç hayvan sayısının %18'ine denk geliyor. Gaziantep'te 60 bin tane damızlığın bu resmi olan rakamlar gitmesi demek bu sene 60 bin tane de kuzu ve oğlan olmaması demek. Yani 120 bin tane sadece Gaziantep'te bizim kaybımız var. Dolayısıyla biz o günlerde üreticiyi anlamadığımız için bugün tüketicinin sofrasına etin pahalı gitmesinin en büyük nedenlerinden biri bu zaten. Hep söylemeye çalışıyoruz. Biz kırsalda üretim yapmaya çalışan çiftçiyi, köylüyü, üreticiyi doyuramadığımız zaman emeğinin karşılığını veremediğimiz müddetçe biz şehirde ikamet edip gıdasını almaya çalışan 85 milyon insanı doyuramayız. Biz önce kırsaldaki insanların emeklerinin karşılığı, alın terinlerinin karşılığını vermemiz lazım ki kırsalda üretim artsın, üretim maliyetlerini düşürmemiz lazım. Üretim artarsa, üretim maliyeti düşerse, kırsaldaki üreten insan para kazanırsa, şehirde oturan tüketicinin sofrasına gıda uygun fiyatla gider ve insanlar yeterli gıdaya daha düşük fiyatlarla ulaşmış olur. Sadece gıdanın fiyatını düşürmemiş oluruz. Biz aynı zamanda insanların sağlıklı bir şekilde beslenmesini ve sağlıklı bir hayat sürmesini de sağlamış oluruz. O yüzden yapılması gereken, hep söylüyoruz, bunu hep söyleyeceğiz. Biz hep bir adım üreticiden taraf olacağız bu programları yaparken. Onların sesini duyurmaya çalışacağız. Biz üreticinin alın terinin karşılığını, o nasırlı ellerle üretmiş oldukları, biraz önce ablam söyledi, sabah 5'te kalkıyor, akşam 9'a kadar neredeyse hiç durmadan çalışıyor bir bayan olarak ve bugüne kadar bir gün dahi olsun bir sigortası yok. 46 yaşına gelmiş, işte burada Erol kardeşimgil, 5 kardeşten oluşuyorlar. Hepsinin genç çocukları var, 20 yaşlarının üzerinde artık. Kimisi evlenmiş, kimisi evlenecek, kimisi yurt dışına gitmek istiyor ve bunların içerisinde hemen hemen kimsenin sigortası yok değil mi? Hayır, hiç kimsenin sigortası yok. Hiç kimsenin sigortası yok. Oysa bu insanlar yılın 365 günü bayram demeden, cenaze demeden, düğün demeden bu hayvanlara her gün bakmak zorundalar. Kar, kış, yaz, çamur demeden. Dolayısıyla biz bu insanların emeğinin karşılığını verirsek, biz bu insanların üretmiş olduğu ürünün değerinden satılmasını sağlayıp bu insanların para kazanmasını sağlarsak ve köyde, kırsalda yaşam şartlarında iyi edersek
üretimi o zaman artırırız. Tüketicinin de sofrasına uygun fiyatlı, sağlıklı gıdaların gitmesini sağlamış oluruz. Bunun üzerine politikalar yapılması lazım. Bunun üzerine projeler yapılması lazım. Bu çözülmediği müddetçe bugün 300-400 lira civarında bahsetmiş olduğumuz et yarın 500-600-700 liralar olacak. Bugün 150 lira dediğimiz peynir yarın 200-250-300 liralar olacak. Bugün 25-30 lira dediğimiz süt yarın 50 lira 60 lira civarında olacak. Bunun yani bu kaçınılmaz. Dolayısıyla bu ülkede politika oluşturanların milli savunma kadar, milli eğitim kadar, sağlık kadar insanların 85 milyonun sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak için bunu çözülmesi lazım. Gerçekten biz aslında şu an kırsalda yaşayan ve TÜİK verilerine göre nüfus oranı Türkiye'deki nüfusun %6.7'sine düşen kırsalda yaşayan insanların aslında sorunlarını çözebilirsek biz 85 milyonun gıda sorununu da çözmüş olacağız. Özellikle bunun bilinmesini istiyoruz. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Sözlerimize son vermeden işletmesinde bulunduğumuz üreticimiz Erol Aslan. Erol, son söylemek istediğin ne söylemek ister? Teşekkür ederim başkanım. Ayaklarınıza sağlık. İveysi koyun ve keçi almak isteyen Türkiye'nin bütün illerinden bize uğrayabilirler. Gaziantep Nurdağ Hisarköy'ü teşekkür ederim. Reklamını da aynı zamanda yaptın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik alaspaladık. İnşallah üreticinin sesini sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Saçın örmezler derik saçın örmezler seni de bana vermezler seni de bana vermezler derik o kaşlar kara derik o gözler elame gel seninle gezelim gel seninle gezelim ay karanlık görmezler ay karanlık görmezler derik o kaşlar kara derik o gözler elame. Saçın iki kat derik saçın iki kat kespirini bana sat kespirini bana sat derik o kaşlar kara derik o gözler elame kız annenden izin al kız annenden izin al bir gecede bizde kal bir gecede bizde kal derik o kaşlar kara derik o gözler elame. Merhabalar, ben Osman Türkban. Mustafa var, et dere tol gidiyor başkanım. O da gidiyor. Çeşmeye gidiyor, ben koyuna gidiyorum başkanım.